Sporcu fıtığı adı konulduktan sonra tabii önemli olan bunun hafif, orta veya ağır şekilde olup olmadığını önce karar vermek. Genellikle biz bu hastalarda kasığı güçlendirici egzersizler ve gerilme egzersizlerini ilk planda öneriyoruz ve ağrı kesiciler veriyoruz. Nonsteroid, antiinflamatuar ilaçlar kullanıyoruz. Belli bir dönem bekliyoruz. Fizyoterapi, bu güçlendirici egzersizler, ağrı kesici ee, belki başka patolojiler varsa sporcu fıtığıyla birlikte osteitis pubis birlikte olabiliyor. Bunları tedavi edici e, kortizon enjeksiyonları, belki bir e, tendon yırtığı, kasın bağlandığı kemiğe bağlandığı yerde buna bağlı e, PRP ve diğer tedaviler uygulanıyor. Sonuçta e, belli bir dönem geçtikten sonra en az bir 4-6 hafta kasıktaki ağrının giderilmesine yönelik konservatif yöntemlerle tedaviyi yapıyoruz. Eğer her şeye rağmen e, bu tedaviyle başarılı ol MR'da fasya transfer salisteki harabiyeti, kasık kanalı arka duvarındaki harabiyeti, zayıflığı da gösteriyorsak o zaman cerrahi tedavi uyguluyoruz. Cerrahi tedavi olarak da bizim önerdiğimiz laparoskopik yöntemle kasık arka kanalının güçlendirilmesi. Bu yöntemde prensip iki tane yöntem var. TEP ve TAP e, laparoskopik kasık fıtığı onarım yöntemleri. Bunlardan biz daha çok tepi tercih ediyoruz. Gerekirse de tapı da e, uyguluyoruz. Burada amacımız o bölgedeki rektus abdominis kası, e, potansiyel fıtık noktaları, kasık kanalı arka duvarı bunların hepsinin e, konulan bir yamayla e, güçlendirilmesi ve e, hastanın, bunlar genelde sporcu oluyorlar, amatör veya profesyonel sporcular, spor hayatına ve günlük aktivitesine ağrısı bir şekilde devam etmesini sağlamak.